Hocam şöyle bir soru var. Diyor ki çocuğumun hangi alanlarda yetkin ya da hangi alanlara ilgili olduğunu bir türlü bulamıyorum. Ne yapacağım ya? Ben daha size alternatifle anlatayım, böyle cevap olsun herkese. Bir çocuk, eğer bir genç, eğer mesela matematiği seviyorsan onu bir ayrı kümeye koyacaksın. Matematiği sevmiyorsa öbür kümeye koyacaksın. İlk soracağın soru şu: matematiği sever misin, sevmez misin? Sana diyecek ki ben matematiği severim. O zaman onu, örnek olarak söylüyorum, kırmızı kutuya koyacaksın. Ben matematiği sevmem dedi, onu mavi kutuya koyacağız. Öncelikli olarak ilk bölünmeyi sağlayacağız. İkinci soru şu: Fen bilimlerini sever misin? Çocuk şunu söyleyebilir sana: fen bilimlerini seviyorum ama hepsini değil. Hemen şu soruyu soracaksın. Tamam. Fizik, kimya, biyolojiden hangisini en fazla seviyorsun? Sana diyecek ki, evet, ben biyolojiyi seviyorum. Ya da diyecek ki, ben asla biyolojiyi sevmiyorum ama ben fiziği seviyorum. Ya da diyecek ki, kimyayı seviyorum. İşte bu üç tanenin sonucunda dördüncü soru geliyor. Peki sen kitap okumayı sever misin? Peki sen yazı yazmayı sever misin? Çocuk bu anlamda da eğer sizi, ben evet kitap okumayı istemem, asla delisin sen, ben bugüne kadar hiç kitap bile okumadım, sadece ilk sayfasını okudum dediyse, o zaman ona göre değerlendirirsin. Sonra en önemli soru şuna gelir: peki sen gerçek anlamda böyle beden eğitimi gibi, dans gibi, müzikle gibi hareketli işlerden hoşlanır mısın? Gerçekten spor yapmaktan, dans etmekten, tiyatro gibi alanlardan hoşlanır mısın? Sana öğrenci gelip der ki, evet çok severim, ya da diğer ki, asla sevmem. Bu da senin için aslında birer bir ve yani bir nevi şekillendirmedir. Çünkü genel itibariyle eğer bir öğrenci matematik ve fiziği seviyorsa mühendisliğe doğru kayar. Eğer bir öğrenci matematik ve paralelinde biyolojiye karşı yatkınlığı varsa tıbba doğru kayar. Bir öğrenci matematiği sevmez ama biyolojiyi sever, insanlarla ilişkiyi severse psikolojiye doğru kaymaya başlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Çok ilginç ya, çok iyiydi. Bir öğrenci eğer yazmayı, çizmeyi severse hukuka, uluslararası ilişkilere doğru gider. Bazıları böyle inanılmaz derecede konuşmaktan hoşlanır, ikna etme kabiliyetleri yüksektir. Matematik sıfır ama ben adama diplomayı, adam o gün zaten, ya da kız o gün hukukçu olsun. Anlarsın zaten. Sen onu hemen anlarsın. İçeriye girer girmez yakalarsın nerede ne yapacağını, ne yapmayacağını. Şimdi bunlar birer gösterge, ama bir de şöyle çocuklar vardır. Mesela bir matematik hocasıyla karşılaşmıştır. Ya da annesini babasını kaybetmiştir. Bir travma yaşamıştır. Kardeş gelmiştir. Annenin sevgisini kaybettiğini düşünmüş olabilir. İlk vuran yer nedir biliyor musunuz? Mesela ki de boşanma süreçlerinde anne ve baba boşanma süreçlerine girdiğinde çocuğun ilk önce matematiği düşer. Çünkü çocuk güvenini kaybetmiştir. Bazen de kendini suçlar bu boşanmadan dolayı. Bu nedenden dolayı özgüven sarsılır. Ve ne enteresan ki, özgüven sarsıldığında ilk vurduğu yer matematiktir. O yüzden çocukların gerçek anlamda matematik sevgisinin olmamasını, matematiğe karşı bir sevgisizlikten mi yoksa bir travmadan mı kaynaklı olduğunu buluyor olmak lazım. En önemli sorunlarımızdan biri bu.